Herkese merhaba. Sesim çok garip çıkıyor çünkü yeni uyandım arkadaşlar. Size vlog yetiştireceğime söz verdim kısmını geçiyorum zaten. Vlog çekmeyi çok özledim. O yüzden bugün vloglamak istiyorum ve az önce uyandığım için sesim berbat çıkıyor. Görünüşüm büyük ihtimalle berbat. Saçlarım bu sefer gerçekten samimi bir şekilde yağlı. Hani normalde ıslak oluyor çünkü yeni duş almış olurum ama gerçekten bugün yıkamadım yani saçımı. Aslında dün yıkadım, neden bu kadar çabuk bozuldu anlamadım. Saçımı her gün yıkamaya alıştıran o tiplerden oldum. Her gün yıkarlar ve yıkamadıklarında kötü görünür ya, tam olarak o tip ben oldum şu an ve eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Gerçekten yani 2-3 gün yıkamasam bile hiçbir sorun olmayan o eski hayatıma yeniden saçımı alıştırmaya çalışacağım. Yıkamamaya, ama biraz daha sağlıklılaşması lazım. İyi bir yol kat ediyorum. Bakın artık o eki takmıyorum, ek saçı. Ne diyecektim ya? Hayır, bir dakika, tamam. Şimdi bugün günlerden 16 Nisan Salı ve hemen arkadaşıma ses kaydı atmam lazım çünkü bitirme projesi için buluşacağız. 10 dakika evden çıkıyorum, taksi çağıracağım. Yani 12 gibi bence okulda olacağım. Sen okulda mısın? Bitirme projemiz için siparişler verdik. Ben de 2 tane motor siparişi verdim ve onlar da geldi. Bu arada ben Robotistan'dan sipariş vermiştim. Aslında şöyle, en ucuz neresi satıyorsa tabii ki oradan sipariş veriyoruz. Çünkü neden? 150 TL verebilecekken 200 TL vereyim mesela. O yüzden araştırma yapın. Gerçekten bu tarz şeyler alacaksanız. Gerçi yapıyorsunuzdur ama her şeyi bir siteden alayım, uğraşmayayım, sadece bir siteden alayım diye düşünmeyin bence. Uğraşın, ne olacak hani, çünkü daha ucuza alacaksınız ve sizin için daha iyi olacak. Bunu söylemek istedim. Şu olayı yapmaktansa sizi buraya sabitlemeye çalışmak, bir tripod almak çok daha mantıklı değil mi? Ama çok üşeniyorum diğer odaya gitmeye. Bir de gerçekten vaktim yok. Şimdi siparişlerimi buradan çıkaracağım çünkü ev adresim... Aa, oley ya, böyle bir kutuda gelmiş. Direkt kutuyu götürürüm. Bunun içinde, aa, çok şeker. Fatura göndermedin mi Robotistan diyecektim ki, gönderdiklerini fark ettim. Çünkü bu faturayı okula veriyoruz ve bir kısmını geri alabiliyoruz. Motorlar da bunun içinde ama açmayacağım. Çünkü yolda bir zarar gelsin istemiyorum. O yüzden aynen bu paketine koyup bunu yanıma alacağım. Toplam 5 kişiyiz bu projeyi yapan. 3 mekatronik mühendisi ve 2 yazılım mühendisiyle bu işi halledeceğiz. Bakıyorum kendime. İyiyim bence ya. Çok da önemi var mı? Çok da önemi var mı gerçekten? Okula yetişmek gerekiyorken bence yok. Bu arada bunları sizinle inceleyeceğiz akşam. Şimdi son sınıf problemlerimle biraz canınızı sıkmaya geldim. Öncelikle ne yaptım? Okula geldim. Motorları arkadaşıma teslim ettim ve o da robotumuzun dış kısmını yaptırmaya bir marangoza gidecek ve hepimiz ona malzemeleri teslim ettik. Bir kişi de toplanması için. Hocayla konuştuk ve elektronik kısmı için ve kontrol sistemleri kısmı için neler yapacağımızdan bahsettik. Programlardan konuştuk. Hoca bize bazı programlar önerdi. Aynı zamanda benim pazar günü çok önemli bir sınavım var ve pazar günkü sınavım için dün çalışmaya başlamıştım. Bugün de çalışmaya devam edeceğim. Yani şu an bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Çünkü notlarımı yanıma almamıştım ama bilgisayarda var zaten. Onu çalışacağım. Dersime 2 saat var. 2 saat boyunca çalışabileceğim böylece. Arkadaşlar, dün başıma gelen şeyi anlatıyorum. Ben normalde sürekli yedek lens solüsyonu olan biriyim. 15 yaşımdan beri lens kullanıyorum ve evde daima yedek solüsyon vardır. Yine yedek solüsyon olduğuna güvendim ama yedek solüsyonum yokmuş ve evde solüsyonsuz kaldım dün akşam. Diyorum ki hani ne yapabilirim, gözümde mi uyusam diye düşündüm. Sonra dedim ki hayır, bu çok tehlikeli, asla bir şey yapmam. Çıkarıp ne yapabilirim, hani lensleri neyi de bekletebilirim diye internete yazdım. İnternete yazmayın. Çünkü saçma sapan şeyler çıkıyor işte. Bazıları tavsiye vermiş ama aynı zamanda diyorlar ki bunu yaparsan kör olabilirsin. Böyle bir risk almak istemiyorum. Çok teşekkürler. Benim de aklıma bir şey geldi. O da şu. Işığa hassasiyetim olduğu için bana doktor göz damlası vermişti. Göz damlalarımda bir sürü var yani. Bayağı var, çok fazla. Tam 5 tanesini lens kutusunun bir kısmına, 5 tanesini diğer kısmına koydum. Ve lenslerimi göz damlasında beklettim. Ve şu an gözlerim çok rahat. Yani resmen solüsyon ya idare etti yani. Evet, tabii ki dezenfekte etmemiştir. Solüsyon çünkü dezenfekte ediyor. Bu öyle bir özelliği yok sonuçta göz damlası. Ama bir günlüğüne beni kurtardı. Ben de hemen eczaneye gittim ve indirimdeymiş. Her zaman indirimde bunlar. 2 tane Renew aldım. Ya çok mutluyum bununla alakalı. Sonunda lenslerim hak ettiği gibi güzel bir hayat yaşayacak. Onun dışında ne okuyorum? Madame Bovary okuyorum şu an. Bu kitap hakkında bana çok kötü şeyler söylediniz. Çok kötü derken böyle hepiniz çok sıkıldığınızdan bahsettiniz. Çok fazla betimleme var bilmem ne. Yani böyle
Çok hiç okuyamadığınızdan bahsettiniz ama ben kaçıncı sayfadayım? 62. sayfadayım ve sevdim bence. Bence o kadar da kötü yorum hak etmiyor arkadaşlar. Biraz daha mı şans vermelisiniz sanki? Evet, bazı yerlerde çok fazla betimliyor. Belki ileride daha da kötüleşiyordur bilmiyorum ama siz hepiniz ilk başlarda pes ettiğinizden bahsettiniz. Bence bu kitabı bıraktıysanız yani pes etmeyin. En azından 62'ye benim geldiğim kadar yere gelin. Devamına da gelmek isteyeceksiniz yani, buna eminim. Kitap önerileri yapacağım yine bir videoda ama bugün olmaz diye düşünüyorum ama yakında yapacağım. Sevmeniz beni çok mutlu ediyor. Özellikle kuantumla ilgili. Kuantumla ilgili önerdiğim kitaplar çok ilginizi çekiyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bilgisayar o kadar yavaş açılıyor ki hala açılmasını bekliyorum. Bugün başka neler oldu? Arkadaşlar, Game of Thrones'tan bahsetmeliyim. Game of Thrones beni aşırı hayal kırıklığına uğrattı ilk bölüm. Ama çok şey, ilk bölüm hayal kırıklığına uğrattı biliyorum. Ve ikinci bölümün fragmanı zaten çok 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 daha iyi. İlk bölüm o kadar istediğimi bana vermedi ki ve o kadar Game of Thrones'a yakışmayacak kadar saçma basit espriler vardı ki yani bu dizi bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Nasıl o kadar saçma esprileri kattınız yani? Game of Thrones hani ağır, zeki ve zeki komik bir dizidir. Yani böyle garip komik bir dizi değildir ama ilk bölüm gerçekten öyleydi. Şoktayım. Daenerys'e uyuz olmaya başladım. Kesinlikle uyuz olmaya başladım. En sevdiğim karakterdi. Ama zaten 7. sezonda da hafif uyuz olmaya başlamıştım. Bilmiyorum. Neler düşüneceğimi bilmiyorum bu konu hakkında ve final bölümünün bizi aşırı şaşırtacağını hissedebiliyorum ve bana açıkçası bütün ana karakterler ölecekmiş gibi geliyor. Benim hissim tamamen bu. Yani Team Stark, Team Daenerys, Team Arya hiçbiri olmayın bence. Çünkü bence bambaşka bir şey olacak yani. Bilemiyorum ne olacak ama bu sadece bir teori. Endgame için çok heyecanlıyım. Ya bilgisayar hala açılmıyor, şaka mı bu? Bakar mısınız şimdi de siyah oldu. Çok bitti gibi gün. Bilgisayarım bile modu düşük. Son sınıf olma problemlerinden bir tanesine daha değineyim bilgisayar açılırken. Kontrol sistemleri dersinde proje arkadaşlar final notunuzu %20 etkiliyor. Yani 20 puan büyük bir şey ve o yüzden projeyi yapmalısınız. Ama projeyi tek kişi yapamıyorsunuz, iki kişi yapamıyorsunuz, beş kişi de yapamıyorsunuz, üç kişi ya da dört kişi olmak zorundasınız. Ve ben sınıfta birkaç kişiyi tanıyorum ama onlar zaten grup olmuş, bana yerleri yok. Ben girersem beşinci kişi olacağım. Diğer hiç kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyi tanımadığım için de yani tanımadığım insanlara grubunuz var mı, ben grup olmaya geldim diyemiyorum çünkü diyemiyorum yani. Evet, sosyal fobi. Neyse ki tanıdığım bir arkadaşımla beraber, tanıdığımız bir arkadaşımız sayesinde artık bir grubum var. Ve çok korkmuştum bu konuyla alakalı. Bayağı stresliydim çünkü 20 puanımın gideceğini düşünüyordum. Ama neyse ki son anda grup buldum ve çok mutluyum. Siz benim gibi lütfen sınıfta arkadaşsız kalmayın. En azından ödev yapabilecek bir arkadaşınız olsun sizinle beraber kesinlikle. Çok zor anlardı, çok stresli anlardı. Ve bilgisayar hala açılmıyor. Okulda en yoğun olduğum günlerden biriydi. Neyse ki bilgisayar sonrasında açılabildi ve ders çalışabilirdim. Çalışabildim, bu harika oldu. Ve daha sonra derse girdim. Ve aslında yoğun bir okul günümden günümü göstermiş oldum. Bu aralar neler yaptığıma dair. Başa göre çok fazla daha yoğun geçiyor. Çünkü okulun bitmesine bir ay kaldı ve o yüzden hocalar her şeyi toparlamaya çalışıyor. Bitirme projemizi bitirmeye çalışıyoruz. Her şey karmaşık. Şimdi size bir tane ana videosu gibi bir şey var aslında. Ana videosu sayılır mı bilmiyorum ama tamam, bunu da anlatacağım. Ondan önce ama markalardan gelenlerden bahsedelim. Markalardan gelenleri çünkü story'e gösteremedim. Sonra böyle birikti. O yüzden şimdi burada göstermek istiyorum. NYX ve Watsons bir davetiye yolladı. NYX Professional Makeup'ın yeni koleksiyonunu festival ruhuyla keşfet diyor. NYX X Coachella. Bu davetiyeyi göndermişler ve Coachella bilekliğine benzer NYX ve Watsons bilekliği. Gerçekten çok şeker. Etkinliğe gideceğim. Büyük ihtimalle gideceğim gibi görünüyor. Ders çıkışı yetişmeye çalışacağım yani. Ve bunu da takacağım tabii ki. Çok tatlı düşünmüşler bu bilekliği. Ve etkinlik için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Diğer paket Garnier'den geldi. Bunun içinde böyle portakallar falan vardı. Aşırı tatlı bir sunumdu. Portakal vardı, lime vardı. Bunun sebebi de aklınıza ne geliyor tabii ki? C vitamini geliyor. İçinden de C vitaminli kağıt maske çıkıyor. Bunun altında böyle gerçekten doğal kaynaklı vitamin var. Karıştırıyorsunuz. Yani maske aslında kendiniz yapıyorsunuz. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Kağıt maskeyi buraya koyup daha sonra suratınıza ve ışıltı, enerji ve nem kazanıyorsunuz.
bayağı hoşuma gitti ve çok teşekkür ederim. Daha sonra L'Oreal'den bir tane paket var. Bunda da diyor ki bebek gibi bir cilt için küçük bir muze yeter. Göz kremi. Besler, sıkılaştırır, pürüzsüzleştirir ve içinde arı sütüyle shea yağı varmış. Gerçekten göz kremi arayışındaydım ve süper bir zamanlama oldu. L'Oreal'e çok teşekkür ederim. Ve L'Oreal'den bir tane daha paket var. Bunu eminim ki birçok kişi de gördünüz. Çünkü çok şeker bir paketleme ve... çok güzel bir dekor değil mi? Yani bunu gerçekten dekor yapmak istiyorum. Yani bunu atacağımı düşünmüyorum. Makyaj masamın yanında kalsın böyle. Bayağı tatlı ya. Çok güzel düşünmüşler. Tarte shape tape'e benzetilen kapatıcı diye duydum ben de. Bunu ben en kısa zamanda deneyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki vlogda deneyeyim mi hatta? Çok merak ediyorum. Ben şu an L'Oreal'in True Match'ini kullanıyorum. Ama bu True Match'ten çok 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 daha fazla kapatıcıymış. Infallible More Than Concealer diyor. Ve çok heyecanlıyım bunun için. Çok teşekkürler bir kez daha L'Oreal'e. Ve daha sonra Flormar'dan gelen bir paket. Arkadaşlar bunun içinde aynı zamanda benim fotoğraflarımı da basmışlar. Bu çok şeker bir şey. Orada zaten panom var ve fotoğrafları çok güzel değerlendiriyorum. Sürekli böyle değiştiriyorum. Bu yenilerini de bastıkları için çok teşekkür ederim. Onları da tekrar koyacağım. Bunu galiba Sosyopix yapıyor. Ve çok güzel yapıyorlar. Flormar'ın koleksiyonunun içinde bir tane strobing palet var. Olamaz. Benimki kırılmış. Benimki kırılmış ama renkler böyle görünüyor. Şu aydınlatıcı. Bir tek şu an bunu denedim ve aşırı kremsi. O kadar kaygan ve kremsi ki. Bunu da denemek istiyorum. Bunu denediğim vlogda. Bir sonraki vlogu lütfen takipte kalın. Hepsini sizle denemek istiyorum. Hatta unutmamak için buraya ayırdım. Flawless Baked Powder. Pudra kullanmıyorum ama filtreli bir görünüm kazanmayı vaat ediyor bu koleksiyon aldığım kadarıyla. Bir fotoğraf çekiminden ya da o tarz bir şeyden önce deneyebilirim cidden. Bir tane Eye Strobing Pencil. Wow, bunu çok sevdim şimdiden. Çünkü ben göz içimi aydınlatmaya bayılıyorum. Eğer o amaç için üretilmişse yanlış anlamadıysam. Süper olacak yine. Bir sonraki vlogda bir sürü ürün deneyeceğiz beraber. Dudak yağı hiç denememiştim. Bunun bu dudak yağıymış. Çok değişik bir likit, parıltılı bir likit far. Far kelimesi aklıma gelmedi. Far çıkıyor içinden. Wow ve çok ilginç renkte bir ruj. 02 Beauty ismi. Bayağı güzel. Çok yorgun görünüyorum. Şu an bir makyaj beni kurtarabilirdi ama... Makyajı başlamak için bile çok yorgunum. Flormar'a da aşırı teşekkür ediyorum. Ve şimdi videomuzun anık videosu gibi olan kısmına geri dönecek olursak. Arkadaşlar benim Pandora bilekliklerimi biliyorsunuz. Ah her zaman bir polemik. Ve bu sefer Pandora bilekliklerimden bir tanesini kaybettim. Nasıl kaybettiğimi size anlatacağım ve detayları dinleyin, sonra neler olduğunu dinleyin. Bir bileğimde biri, bir bileğimde biri vardı ve dışarıya çıktım. Bir saniye. Galiba böyle anlatmak istiyorum. Saçım çok kötü. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha hiçbir zaman bu videodaki kadar çöp olmayacağım. Söz veriyorum. Hani gerçekten. Çünkü bu videoyu çekmeyi çok istiyordum ama modum düşüktü. Ama yorgundum. Ama yine de bana engel olsun istemedim. O yüzden çok özür dilerim. Biliyorum çöp görünüyorum. Bir daha hiçbir videoda cidden bu kadar çöp görünmeyeceğim. Anlatıyorum. Pandora bilekliklerimin bir tanesi bir kolumda, bir tanesi bir kolumdaydı. Ben daha önce bileklik düşürdüm evet ama daha sonra hemen gördüm ve aldım. Yani ben hep düştüğünde genelde fark ediyorum düştüğünü. Bir tanesini bu arada biliyorsunuz ki seyahatlerde gezdiğim zaman alıyordum. Yani mesela gerçekten İstanbul'da satılmayan charmları alıyordum. Mesela o charm sadece İtalya'da satılıyor, onu alıyorum. Sadece Avusturya'da satılıyor, onu alıyorum. Böylece hani buzdolabı magneti almaktansa charm alıp bilekliğim de anılarımı yanımda taşıyordum ve bu çok güzeldi benim için. Ve biriktirdiğim charmlar artı bilekliğim hepsini hesaba katarsak toplam da yani 3500 TL 3500-4000 TL arasında bir değeri var artık. Yani yıllardır, aylardır, zamanlardır biriktire biriktire farklı farklı charmlar ala ala gerçekten o fiyata ulaştı bilekliğim. Ve hatta daha çok bile olabilir çünkü ben hani euro ödüyordum. Şu an hesaplayamıyorum tam olarak hepsine kadar tuttu ama bir de euro ile aldım zaten çoğunu ve çok fazla. Ya ben ona bütün ya çok fazla emek harcadım arkadaşlar o bilekliğe. Ve yani çok seviyordum. Çok şık duruyordu. Dediğim gibi bir gün Birini diğerine taktım. Ve daha sonra eve geldim. Eve geldiğimde annemle diyorum ki lütfen kapının oralara bakar mısınız? Bilekliğimi düşürmüş olabilirim. Ben şu an çok paniğim diyorum. Ben de bu sırada ceplerimi kontrol ediyorum. Çantama mı attım diye çantamı kontrol ediyorum. Ailem diyor ki burada yok. Güvenliği arıyorlar. Acaba binaya girerken mi düşürmüş?
diye güvenliğe diyorlar ki buralarda bir bileklik görebiliyor musunuz bilmem ne ve güvenlik göremediğini söylüyor. Ben diyorum ki kesin takside düşürdüm. Çünkü diyorum ki dışarıda düşürsem hani hareket halindeyken düşünsem hissederdim. Herhalde otururken çıktı ve ben de fark etmedim gibi böyle saçma sapan şeyler düşünüyorum ve çok üzgünüm arkadaşlar bileklik kaybettiğim için. Çünkü yani geri yapamam. Yani geri yapabilirim ama aylarım alır çünkü gezdiğim her ülkeyi tekrar gezmem gerekiyor. Yani çok zor. Hani diğeri kaybolsa o kadar üzülmem çünkü aynalarını alabilirim herhangi bir mağazaya gidip. Hepsi hala satılıyor şu an. Ama o bilekliği geri getiremem yani. Getirmem aylarımı alır. O yüzden çok üzgündüm. En çok geçirdiğim anılara üzgündüm. Ve her ülkede durup Pandora aramaya da üzgündüm. Yani vaktimi boşa mı kaybettim? Hani kaybetmek için mi o bilekliği? Bayağı üzgündüm. Sonra arkadaşlar dedim ki tamam hani yeni bir bileklik yaparım ileride. Belki eğer o motivasyonu bulabilirsem. Ama böyle biraz küstüm bu olay. Yani harcadığım vakte ve sonra kaybetmeme kendime çok kızdım. Ama yapabileceğim de bir şey olmadığı için yani çok da ya ne yapayım yani hani oturup ağlamak geri getirmeyecek bilekliği. O yüzden çok da kafaya takmamaya çalışıyorum. Ama sonra diğer gün arkadaşlar uyandım ve ya içim rahat değil. İçimde bir rahatsızlık var. Mehmet'e anlattım. Mehmet dedi ki Duru işte nerede düşürmüş olabilirsin? Ya yemek yediğin yerleri ara. O tarz şeyler söylüyor bana. Yani mekanları arayıp sormamı. Ben de diyorum ki ya bu çok küçük bir ihtimal. Hani bulamam zaten. Daha sonra ajansa gitmem gerekiyordu o gün. Video çekecektim. Ajansta herkese anlattım. Daha sonra arkadaşlar Ümit bana bir anısını anlattı. Keşke Ümit şu an videoda olsa ve size o anısını anlatsa. Ümit arkadaşlar bavulunu bir gün kaybediyor. Bir takside. Taksicinin ismini asla bilmiyor. Plakayı bilmiyor. Sadece taksicinin kızının üniversitesini mi ne biliyor. Çünkü taksici bahsediyormuş. O tarz bir şeydi unuttum. Başka bir şeyini de biliyordum ama taksicinin kızıyla alakalı bir şeydi. Bir tek bunu biliyor ve bavulu kayıp arkadaşlar yani. Cidden bir şekilde plakası olmayan taksi, ya plakasını bile bilmediği taksiden o bavulunu geri alıyor, bulabiliyor yani. Ve bu bana gerçekten umut verdi. Ben de dedim ki tamam hani yemek yediğim yerleri arayayım. Mekanı aradığımda bilekliğin onlarda olduğunu öğrendim. Arkadaşlar bileklik resmen onlarda ve ben umutsuzluğa bürünüp asla aramasaydım o bileklik hiçbir zaman bir daha benim olamayacaktı ve yeniden yapmam gerekecekti. Ve bileklik bu arada sizi bir daha kaybedemem. Evet bu arkadaşlar o polemik bileklik. Bir daha göremeyecektim. Bunu Amsterdam'dan almıştım. Bunu Prag'dan almıştım. Bunu Floransa'dan almıştım. Bunu Barcelona'dan almıştım. Bunu Berlin'den almıştım. Bunu da Viyana'dan almıştım diye hatırlıyorum. Viyana'dan mı almıştım? Lütfen Viyana'dan almış olayım. Aa hayır Viyana'dan almadım. Lisbon'dan aldım. Bunu Lisbon'dan aldım. Bu da böyle bir anımdı. İkisini aynı anda takmamayı düşünüyorum. Ya da gerçekten ya of bilmiyorum günlük kullanmak istiyorum ama çok dikkatli olacağım. Yani ben normalde hiç bu bilekliğimde bir sorun var işte. O yüzden düşmüş zaten. Mesela kapanmıyor şu an. Sertifikasıyla birlikte Pandora'ya götürmem lazım. Arkadaşlar sonuç olarak mutlu son. Mutlu son. Gerçekten mutlu son. Başta her şey mükemmeldi. Sonra bilekliğimi kaybettim. Sonra umutsuzluğa düştüm. Sonra bana dediler ki dur umutsuz olma. Tamam dedim umutsuz olmayacağım. Umutsuz olmadım. Ve bilekliğim yeniden benimle. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz mavi toka yazın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ve bunu asla unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda bu yeni şeyleri deneyerek başlamak istiyorum. Yani öyle bir planım var. En azından bir tanesini kesin deneyeceğim. Gerçekten söz veriyorum. Ve bir sonraki vlog çok eğlenceli olacak. Bir sonraki vlogda Elif'le olmayı planlıyorum bu arada. Belki beraber bu etkinliğe gideriz. Ben dersten erken çıkabilirsem, dersim erken biterse size her şeyden haberdar edeceğim. Siz her şeyimi bulabiliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeah,